Es ist Fallout, Fallout. Ich bin radioaktiv und nicht im Radio, du Peach. Es ist Fallout, Fallout. Fick das Grundgesetz, ich brauch kein Grund zu kick. Sonny Black ist weg und es wird wieder umgerechnet. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alper Angesler. Bugün sizlerle soru cevap videosu ile karşınızdayım gençler. Bugün bana Instagram'dan sormuş olduğunuz sorulara bu videoda cevaplayacağım gençler. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Umarım güzel ve keyifli bir video geçer yani. Biliyorum bu bir oyun videosu değil gençler ve biz bir oyun kanalıyız. Ancak bazı kişisel sorular cidden çok merak ediyorsunuz. Ben de bugün bu soruları sizlerin karşısında yanıtlamaya çalışacağım. Ve arkaya da inşallah montajda eğer üşenmezsem bir tane oyun videosu koyacağım. Hem sıkılmayın hem de güzel bir soru cevap videosu olsun. Hadi isterseniz sorularımıza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Instagram'dan yaklaşık 400-500 tane soru geldi. Ben bunları 100'e kadar düşürmeyi başardım. Sebebi ise bir soruyu 2'den 3'ten fazla kişi sormuştu. Onları tek tek silip ilk başta yazan kişiyi aldım. Hadi isterseniz sorularımıza başlayalım. Bu arada eklenen soruları maalesef yazamayacağım çünkü 100'den fazla soru var şu anda düşürmeme rağmen bile. Bunun montajı rahat 4-5 saat sürer. O yüzden sesli bir şekilde telaffuz edeceğim. Dinlerseniz zaten rahat bir şekilde anlarsınız. İlk başta Emre C01 arkadaşımız demiş ki soru cevap videosu için Antalya mı güzel Adana mı demiş. Şöyle söyleyeyim, tatil için Antalya, kendi ilim olduğu için de Adana. Diğer bir sorumuza geçiyorum gençler. Eren HTP01 demiş ki ters maskenin arkasından hiç küfürlü bir şekilde konuştun mu? Ciddi ciddi şakasına değil ama videoya bu soruyu alırsan ismimi okursan abi lütfen demiş. İsmini aldım kardeşim, sorunu da okudum. Maskenin arkasından hiç konuştun mu? Cidden hiç konuşmadım yani. Bu arada ters maskeden bahsediyoruz. Konuşmadım. Kaya Erdonmez 0 demiş ki abi videodan geliyorum. Daha önce hiçbir kızı aldattın mı ya da aldatıldın mı demiş. Daha önce hiçbir kızı aldatmadım ve de aldatılmadım. Easy. Sıradaki sorumuz gençler. Emirhan Sarıdoğan demiş ki abi 100K plaket videosunda izleyicilerine ne ödül vereceksin demiş. 100K plaket başvurusunu yaptık ancak hala gelmedi. Hazırlanıyor şu anda. Geldiğinde artık ona göre de bir şey ayarlamaya çalışırız. Sıradaki sorumuz şu arkadaşlar. Yusuf Kamber sormuş bunu. Aga sorum şu, intro yapsam kullanır mısın? Çok çok güzel bir introysa, kanalımıza yakışacak bir introysa neden olmaz? Sıradaki soruya geçiyorum arkadaşlar. Efecan Hearts demiş ki aga en sevdiğin yemek demiş. Arkadaşlar benim en sevdiğim yemek, aslında birçok yemeği çok seviyorum. En sevdiğim diye bir şey de yok ama eğer bir yemek seçecek olsaydım en sevdiğim yemek sarma. Sıradaki sorumuz Görkem Privite'den gelmiş, demiş ki izleyicilerle seri başlatacak mısın demiş. Daha önce böyle bir seri yapmıştım ancak çok katılım olmadığı için seriyi bitirmiştim. İzleyicilerle video attı bir seriye başlamıştım. Tabi teklerden çok istenirse yorumlarda başlayabilirim. Sıradaki soruya geçiyorum arkadaşlar. Süleyman Yılmaz 42 demiş ki abi 100K için bir planım var demiştin, o planı soracağım demiş. 100K'ya geçtik, evet bir planım vardı ancak belirli nedenlerden dolayı maalesef bunu yapamadım. Hepinizden ayrıca özür diliyorum. Ancak 150-200K'ya özel bunu yapacağım, haberiniz olsun. Sürprizi de planında söylemesem bence daha iyi, izlediğinizde çok şaşacaksınız. Evet arkadaşlar diğer soruya geçiyorum. Meriç Bey 052 demiş ki hayatında yaptığın en büyük hata neydi demiş. Gerektiğinden fazla insanlara değer vermek. Yani bu bir hata benim için. Hacim 66 demiş ki abi askere gittin mi ve İzmir buluşmasını Ali Ağa'da yap please demiş. Askere daha gitmedim ama gideceğim, şu anda okuyorum. Okudum, bittikten sonra askere gideceğim. İzmir buluşmasında zamanı geldiğinde konuşuruz. Guliyev demiş ki öncelikle selam abi, aleyküm selam. Videodan geliyorum, sana sorum şu, bir şey yaptıktan sonra hiç vicdan azabı çektin mi ve bu ne oldu demiş. Böyle bir olay aslında birçok kez başıma geldi. Vicdan azabı çektiğim oldu. Çarşıda böyle yürüyordum, alışverişe gitmiştim. Adana'da oldu bu arada bu olay. Bir tane dilenci mi diyeyim artık, engelli bir abimiz mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum tabii ki. Böyle görünüşünde kolu yoktu, yardıma muhtaçtı, dileniyordu. Ben de onu fake zannettim yani, çünkü biliyorsunuz birçok dilenci hani böyle kolunu falan öyle bir saklıyor ki adamı göremiyorsunuz. Hani gerçek zannediyorsunuz. Daha sonra zabıtalar gelmişti, abi kaldırmışlardı. O zaman kolun olmadığını fark etmiştim. Biraz vicdan azabı çektim yanlış düşündüğüm için. Sıradaki sorumuz XNKK'den gelmiş. Demiş ki selam abi ben Enes, sana sorum var. Bu nasıl bir giriş lan? Selam abi ben Enes, sana sorum var. Bir hayvan olma hakkın olsa kim olurdun? Teşekkürler demiş. Bir hayvan olsam ne olurdum? Yengenize kalsa öküz olurdum. Bana kalacak olursa da ne olurdum? Ya çıtı olurdum ya da leopar olurdum herhalde, bilmiyorum. Ahmet 12 demiş ki hiç yolda ya da tatilde giderken arabada osurdun mu, seslenmedi.
Çok değişik bir soru sormuş. Yani illa her insanın başına gelmiştir de yani bu soru böyle sorulmaz. Bu soruda cevaplanmaz. Geçiyorum. Geç. Sıradaki sorumuz Enes Cengiz 4'ten gelmiş. Demiş ki abi öncelikle videoya selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Sorum şu: kulaklık markan ne? Mikrofonu çok kaliteli ve Snoopy ANRV1 ile aralarında fark var mı? Mik açısından demiş. Mikrofonun tam markasını hatırlamıyorum. Gsomic 941 olması lazım. Mikrofonu ve kulaklığı 7.1 olduğu için de bunu kullanıyorum. Çünkü cidden yayında da beni rahat ettiriyor. Normalde BM800 kullanıyordum ancak bunu maalesef yayınlarda kullanamam. Çünkü yüzümü falan görmezsiniz. Bu bir kondüstör mikrofonu arkadaşlar. İnşallah ismini doğru telaffuz edebilmişimdir. Bu yakındaki sesleri alıyor. O yüzden bayağı bir yaklaşmam gerekiyordu. Ben de araştırma yaparak bu kulaklıkta karar kıldım. Şimdi de bunu kullanıyorum. Bence gayet güzel yani. Fiyatına göre alınabilecek en iyi ürünlerden bir tanesi. Geç. Sıradaki sorumuz Nico 2018'den gelmiş. Demiş ki soru cevap için jitter click yapmayı nasıl öğrendin demiş. Ben jitter click yapmayı bilmiyorum. Bu soruyu da niye sordum bilmiyorum. Ancak YouTube'a yazarsan jitter click videolarına ulaşabilirsin. Bir vur birden soru cevap videosuna soru gelmiş. Demiş ki abi saçlarını ne zaman boyatmayı düşündün demiş. Ben saçlarımı 14-15 yaşından beri kendim hoşuma gittiği için boyamaya çalışıyorum ve doğal bir renk vermeye çalışıyorum çok belli etmeyecek şekilde. 14-15 yaşından beri yani. Evet. Hakkı Kamil 1 demiş ki YouTube'a kaç yaşında başladın demiş. Bundan yaklaşık 2 sene önce 18 yaşında falan başladım. Geçiyorum. Berat Sizu demiş ki abi rekt atmayı nereden öğrendin, takip edin canlarım beni demiş. Reklam yapmış ama takip etmeyi, siz beni takip edin. rekt atmayı nasıl öğrendim? Zaten bir oyunu sürekli oynarsan o oyunda iyi olmayı öğreniyorsun kardeşim. Bu da pratikle gelişiyor. Pratik yapa yapa rekt atmayı kolay bir şekilde sen de öğrenebilirsin. İlker Şimşek demiş ki soru cevap için sorum var demiş. Dinliyoruz. Bir dakika düşüneyim biraz demiş. İki tane sorum var abi demiş. Bir, sevgiline nerede ve veya nasıl çıkma teklifi ettin demiş. Ben sevgilime çıkma teklifi etmedim. Çünkü ben çıkma teklifini çok basitçe ve çocukça buluyorum. 2. Takipçilerin ile İstanbul'da ne zaman ve nerede buluşma yapacaksın demiş. İstanbul'da Allah izin verirse 10 Temmuz ve 15 Temmuz arasında buluşma yapacağız. Buluşmayı zaten arkadaşlar canlı yayında İstanbul'lu arkadaşlara oylatmıştım. Onlar seçti. O yüzden İstanbul Avrupa yakası Beşiktaş'ta olacak buluşma. Buradan İstanbullulara duyurulur. Diğer bir sorumuz Mert Eren 08 sormuş. Demiş ki abi neden sürekli canlı yayın yapıyorsun demiş. Canlı yayın yapmamın birçok sebebi var aslında. Bir, sizle birebir iletişime geçebiliyorum. 2, sizlere daha iyi şeyler sunmaya çalışıyorum. 3, canlı yayın yapmayı seviyorum. 4 ise biraz da olsun bana maddi yönden destek sağlıyor. Bu kadar. Diğer bir sorumuz Berkan Terkmen'den gelmiş. Demiş ki abi kendi serverini açmayı hiç düşündün mü demiş. Daha önce düşünmüştüm ve de açmıştım bunu yaklaşık 1,5 sene önce. Hatta 2 sene oldu sanırsam. 2 sene önce açmıştım. Güzeldi. Sonra daha sonra video çekmek daha da ileriye gitti. Canlı yayın yapmak olsun, birçok işlerim olsun. Bir araya gelince serverla ilgilenmemeye başladım ve bundan vazgeçtim maalesef. Ve demiş ki eğer düşünüyorsan da pulu günlerden andıysa demiş. Yok düşünmüyorum. Teşekkürler. Diğer bir sorumuz Yusuf Arji'den gelmiş. Demiş ki Instagram adı neden XN abi, bunu merak ettim demiş. Bunu Instagram canlı yayınlarında olsun, YouTube canlı yayınlarında olsun ve özelden olsun soranlar vardı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, XN aslında bir şifre ve genelde çoğu gizlenmesi gereken şeyler gözünüzün önünde olur. Bu bir şifre ama ne olduğunu söyleyemem. Diğer bir sorumuz Ömer Farik 76'da gelmiş. Bu arada farı değişik yazmış. Gösteremiyorum gerçi ama olsun. Soru cevap için niye imkanın varken Minecraft oynuyorsun? CSGO, PUBG, GTA 5 gibi şeyler oyna bence demiş. Kardeşim zaten ben Minecraft çekip Minecraft canlı yayın yapıyorum. Haricen yayın dışı, video dışı da oynuyorum. Ancak ben video yayın dışı zaten PUBG, CSGO her türlü oynuyorum. Galiba bundan haberin yok. Discord'umuza gelirsen orada yazıyor bak sağ yukarıda. İşte Bay Doktor CSGO, PUBG oynuyor falan filan. Adam var yapmış. Neyse geçiyorum bundan. MR Muhammed Official demiş ki Official diyor konu galiba aynen. Abi sana bir şey soracağım video için, soru cevap için. Yani abi sana biri 100 milyon dolarını verse, abonelerin mi dese, hangisini seçersin demiş. Tabii ki de 100 milyon doları seçerim. Daha sonra 100 milyon dolara güzel bir ekipman dizerim. Daha sonra tekrardan beni seven insanları bulup onlara daha kaliteli şeyler yaparım. Teşekkürler. İsmailov Nihat Official demiş ki YouTube'a neden başladın demiş. YouTube'a benim başlama hikayem aslında şu şekilde oldu. Daha önceleri ben birçok oyunu oynuyordum. CS 1.6 olsun, Half-Life olsun, Knight olsun, Metin 2 olsun, birçok oynuyordum. PES 2013 olsun. Sonra Minecraft'a başladım ve Minecraft kanallarına denk geldim YouTube'da. Baktım onlardan iyi oynuyorum, ben de başlayayım dedim.
öyle. Elizade 00 demiş ki soru cevap demiş, bir de hashtag koymuş adam. Neyse, evlenmeyi düşünüyor mu? Düşünüyorsan yenge kim istersen söyle, videoda istersen söyleme demiş. İsmini vermiyorum arkadaşlar, ancak evlenmeyi tabii ki ben de düşünüyorum yani. Ama şu anlık birazcık erken gibi sanki, her şeyi oturduktan sonra tabii ki ben de evleneceğim yani. Diğer bir sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Hak Oymaz S7 Ali demiş ki bu ne biçim isim? 4 tane ismi var çocuğun, haksızlık. Yenge ile çift facecam video gelecek mi demiş. Şu anlık bu sorunun cevabını vermiyorum. Her an sürpriz olabilir. Hani ikilemdeyim aslında. O yüzden bu soruyu cevaplamasam daha iyi olur. Ve demiş ki abi yorumlara kalp atıyorsun. Niye cevap vermiyorsun? Lütfen videonda cevapla demiş. Arkadaşlar şöyle bir şey. Daha önceleri yaklaşık 50-100 tane yorum geliyordu. Hepsini rahat bir şekilde cevaplayabiliyordum. Ancak şu anda 500-600 tane yorum geliyor. Ben herkesin ortak bir sorusunu cevaplamaya çalışıyorum. Çünkü günlük 500-600 tane soruyu cevaplamaya çalışsam benim zamanım kalmayacak. Günlük hayatta yaptığım birçok iş var ve ben cidden sosyal bir insanım hani bu konularda. Birçoğunuz YouTuber'ları asosyal olarak görebilirsiniz, ancak ben bu kısma girmiyorum maalesef. Yapmam gereken YouTube dışında birçok iş var ve maalesef bu soruları bu yüzden cevaplayamıyorum. Hepinizden ayrıyetten özür dilerim. Ancak şundan emin olabilirsiniz arkadaşlar, her yorumu okuyorum. Bakın 500-600 tane yorumu okuyorum. Gerek yolda olsun, gerek evde dinlenirken olsun, gerek boş zamanlarımda her yorumu okuyorum. Ama maalesef cevap veremiyorum. Atabildiğim kadar da kalp atmaya çalışıyorum sizlere. Bu soruyu da geçiyorum. Takipçi demiş ki abi neden Minecraft'ta adın Bay Dodge Door? Yanlış anlamazsan birine özenip de mi bu nick'i kullandın, yoksa direkt kafanı S'de mi yazdın demiş. Bay Doktor şöyle geliyor. Ben inci sözlükten beri ortamda olan bir insanım. Benim orada lakabım Doktor'du. Tabi şöyle bir şey söyleyeyim sizlere, lakabı arkadaşlarınız takar yani. Siz kendinize taktığınız lakap aslında lakap olmuyor, o bir nick oluyor. Lakapla nick aslında aynı şeyler gibi gözükse de farklı şeyler arkadaşlar. Bana da inci sözlükte arkadaşlarım doktor dedi. Daha sonra bu doktor bay doktora döndü. Ben de bu nickname'imi yani lakabımı sana taşımak istedim. YouTube ismimi de o yüzden Bay Doktor koydum. Haberiniz olsun. Diğer bir sorumuz Semi Balkan'dan gelmiş. Demiş ki merhabalar Alperen abi. İlk önce bir senedir YouTube'dan takipçinim. Sorularım kaç senedir Minecraft oynuyorsun ve ilk bilgisayarını nasıl aldın demiş. Minecraft'ı 4 sene 5 sene oldu herhalde. Sürekli aktif bir şekilde oynuyorum. Ve ilk bilgisayar nasıl aldın demiş. Aslında bu biraz hem üzüntülü hem de böyle hatırlayınca ne bileyim üzüldüğüm bir şey. Şimdi şöyle bir şey, benim bilgisayarım yoktu daha önce, hep internet kafeye giderdik biz sabahın 7'sinde en iyi bilgisayarı kapmak için. Buradan yaşlılarıma da bu arada buradan selamlar, onlar beni anladılar. İlk bilgisayarımı şu şekilde aldım ben. Ailem bana bilgisayar sözü verdi ve dedi ki derslerinde başarılı olursan dedi sana bilgisayar alacağız. Ben de 3. sınıftan 7. sınıfa kadar full takdirle geçtim ama yine de almadılar, cidden çok üzülmüştüm. Sonra dedem bu olayı öğrendi. Dedem aldı yani ilk bilgisayarım bana dedem aldı. Dedeme de buradan çok çok selamlar. Diğer bir sorumuz Ahmet KNY 042'den gelmiş. Soru cevap evli misin demiş. Manyak mısınız oğlum? Ha bu arada yüzüğüm var, yüzükten dolayı öyle sormuş olabilirsin. Hayır evli değilim. Ahmet Mert 050 demiş ki soru cevap aylık kaç para kazanıyorsun demiş. Bu soruyu aslında şöyle cevaplamak istiyorum. Kadının yaş erkeğin maaşı sorulmaz. Ancak bu soruyu anlayabileceğiniz türde cevaplamak istiyorum. Bana yetebilecek türde kazanıyorum. Yani hem ev kiramı ödeyebileceğim, hem gezebileceğim, hem kişisel klasik ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim şekilde kazanıyorum. Çok az da bir birikim yapma şansım olabiliyor. Kazancım bu şekilde, çünkü net bir kazanç söyleyemiyorum. Belki YouTube'da bu gizli bir politika olabilir. O yüzden kanalımız için kötü olabilir. Bu yüzden bu soruyu tam net olarak cevaplamayacağım. EDD Altdire FRMDV demiş ki abi bir soru soracağım. Kaç tane sevgilin oldu demiş. Bu soruya şöyle yanıt vereyim. İnşallah yengeniz bu videoyu izlemez. Ki izleyeceğine eminim. Ağzıma sıçmazsan sevinirim canım. Benim birçok sevgilim oldu arkadaşlar. Liseden daha önce bile birçok sevgilim oldu. Ancak şunu anladım ki sizlere şunu söyleyebilirim. Birçok sevgili demek hani bu ego yapılacak, daha doğrusu böyle hava atılacak bir şey değil. Bir tane olsun, adam akıllı olsun, o size yeterli oluyor. Ama sorunun cevabını şöyle yanıtlayabilirim. Birçok sevgilim oldu ve sevgilimi de kavga gibi maalesef saymıyorum ben. Neyse arkadaşlar, umarım soru cevap videosunu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bunu like atarak ve yorum atarak belli edebilirsiniz. Kanalın like'ına göre like sayısı fazla gelirse her soru cevap videosunu tekrardan yapmayı düşünüyorum. Tabi sizler de isterseniz, umarım sorulara doğru bir şekilde cevap verebilmişimdir. Sorular daha vardı, yaklaşık daha 40 tane falan soru var. Video şu anda 40 dakika olmuş, ben bunu montajla 15 dakika düşürmeye çalışacağım. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar, sorularınızı düzgün bir şekilde yanıtlamaya çalıştım. Instagram adresimde açıklama kısmında bulunmakta arkadaşlar. Ya direkt Alperen Sağlam yazarsanız bulursunuz zaten. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Yürüyorlar karanlıklar sokaklarda, işlenen tüm suçlar üstüne kalacak.
adaleti sağlar. Yasa dışı yollar, he. Tarafını seç, el verdi gençlere kafanıza sıkacağız.